Selçuk Gündem'den herkese merhaba. Selçuk Üniversitesi'nde yaşanan gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. Rektör Profesör Doktor Metin Aksoy'un bu hafta önemli ziyaretçileri vardı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Üsküp Büyükşehir Belediye Başkanı Danila Arsovska ve beraberindeki heyet Aksoy'u ziyaret etti. Uluslararası Kısaca Öğrenci Filmleri Festivali kapsamında üniversiteye gelen oyuncu İsmail Hakkı Ürün'le Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Ahmet Kazım Ürün de Aksoy'un konukları arasındaydı. İletişim Fakültesi tarafından bu yıl 20.si düzenlenen Uluslararası Kısaca Öğrenci Filmleri Festivali 3 gün sürdü. Sinema ve televizyon dünyasının önde gelen isimleri, Yeşilçam emektarları ve kısa film yapımcılarını öğrencilerle buluşturan festival 26 Mayıs'ta sona erdi. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen film gösterimi ve söyleşiler sinema severler tarafından ilgi gördü. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest Azerbaycan Bakü'de başladı. 5000 yarışmacıdan oluşan 1000 takımın başvuru yaptığı festivalin ilgi odaklarından biri de Selçuk Üniversitesi standı oldu. 29 Mayıs'ta sona erecek festivalde katılımcılara üniversite ve Konya hakkında bilgiler veriliyor. Kampüs Film Topluluğu tarafından düzenlenen Sıra Sende programının üçüncüsü, Selçuk Üniversitesi'nin kuruluşunun 47. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 20 Mayıs akşamı gerçekleştirildi. İbrahim Abay'la Soner Aycan ve grubunun sahne aldığı etkinlikte öğrenciler keyifli dakikalar geçirdi. Programda öğrencilere düzenlenen çekilişle hediyeler de verildi. Selçuk Üniversitesi, hayvanlarda görülen Escherichia coli bakterisi tedavisinde kullanılan antibiyotiklere karşı direncin artmasına bağlı olarak alternatif ürün geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Proje Veteriner Fakültesi öncülüğünde yürütülüyor. Ürünle yeni doğan dahil büyük ve küçük başlı kanatlı hayvanlarda bakteriden kaynaklı enfeksiyon hastalıkları ve ölümlerin azaltılması hedefleniyor. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri örnek bir projeye imza attı. Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Servisinde tedavi gören çocuklara moral ve motivasyonlarını arttırmak, iyileşme süreçlerini hızlandırmak amacıyla oyuncaklar hediye edildi. Fakülte Dekanı Profesör Doktor Emine Arslan, projenin farklı hastanelerde de devam edeceğini belirtti. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü 3. sınıf öğrencileri, Gönüllülük Çalışmaları dersi kapsamında görme engelli bireyler için iç mimarlık, tasarım, mimarlık ve sanat alanlarında 13 kitabı seslendirdi. Seslendirilen kitaplar görme engelli bireylerin istifadesine sunulmaya başlandı. Proje danışmanı İç Mimarlık Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Kübra Müezzinoğlu, projenin sürekliliğini hedeflediklerini söyledi. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü tarafından İyilik Sensiz Olmaz sloganıyla söyleşi düzenlendi. Etkinlikte Kızılay'ın önemine dikkat çekildi. Genç Kızılay Başkanı Ömer Topaç, Kızılay'ın sadece bir yardım kuruluşu olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. Selçuk gündemin sonuna geldik. Özete sunulan haberlerin detaylı videolarına seratem.com veya sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz. Haftaya Selçuk Üniversitesi'nden yeni haberlerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.